yeni bir hikayeye ihtiyacımız var. O yeni hikaye olmadan sadece eskinin kurum ve kurallarına geri dönmeye çalışarak falan bu krizden geçtiğimizi sanabiliriz. Kendimizi de kandırmaya devam edebiliriz. Ama bugün karşımızdaki mesele bundan çok daha derin, çok daha yaygın, derin bir yoksulluk ve adaletsizlikle karşı karşıyayız. Ve sadece yardım politikalarıyla falan da bu işi halledemeyiz. Dolayısıyla yalnızca ulus devleti katılımcı demokratik düzene göre değil, sosyal devlete dayanışmayı yeniden esas alan, onurlu yaşam hakkını her bir bireyin, 85 milyonun onurlu yaşam hakkını inşa edecek yeni bir söze, yeni bir vizyona, yeni bir hikayeye ihtiyacımız var. Bu kongrenin uyum teması kadar başka bir sözü var önemli olan. Davet. Artık sadece bilenlerin, sadece gücü eline geçiren, mühürü eline geçirenlerin değil, hepimizin içine, süreçlerine, kararlarına katılabildiğimiz yeni bir hayatın önce hikayesini hayata geçirmek daveti. Bu kongre sadece bilenlerin söyledikleri bir kongre değil. O nedenle 8 aydır toplanılıyor. Doğru politikalar budur diyenlerin değil, el birliğiyle yeni bir hikaye yazmak isteyenlerin kongresi bu kongre. Bugün sadece kendimize dair bir hikaye aramıyoruz. Bugün dünyaya dair bir hikaye arıyoruz. Ve bunu başarabiliriz. Hak ediyoruz. Umudumu mirasa bırakmak istemiyorum. Umudumu yaşamak istiyorum. Hepimiz yaşamak istiyoruz. Hak ediyoruz da.